Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golban.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, Dünya Kupası başladı. Dünya Kupası başladı başlamasına ama Valencia ile ilgili müthiş bir öneri geldi. Yani flash bir öneri geldi. Heykelini dikin diye. Yani 2022 Katar Dünya Kupası açılış maçında Fenerbahçe futbolcusu, Fenerbahçe taraftarının bütün sülalesini çok sevdiği Enner Valencia turnuvanın açılış gollerini attı. Biliyorsunuz, şimdi bazı arkadaşlar bilmiyorlar mevzuyu hocam. Adamlara bahsederken küfür eder gibi bahsediyorsun diye. Ya bizim taraftarlar ısrarlı bir şekilde bana bunu söylüyorlar. Hocam diyorlar, Valencia küfürle çalışıyor. Biz ona diyorlar küfür ettiğimiz zaman gol atıyor diyorlar. Valencia'nın kendisine de soruyorlar. Ama bir cevap gelmedi. Bizim Fenerbahçe taraftarı Valencia'nın küfredildiği zaman gol attığını düşünüyor. Yani bilimsel tabii ki bir kanıt yok ama İsviçreli bilim adamlarını bu meseleyi araştırmaya davet ediyoruz. Neyse, Valencia'nın formasına gidiyor Ekvador. Ev sahibi Katar'la karşı karşıya geldi. Attığı iki golle Valencia tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bitmedi. Valencia için de flash öneriler geldi. Şimdi aslına bakarsanız ilk golü çok daha erken attı karşılaşmanın başında ama bir VAR kararı sonrasında offside verildi. Bu kararın ardından kısa bir süre sonra yine Valencia dedi ki madem onu saymıyorsunuz bu sefer şovumu yapacağım dedi. Bir penaltıdan bir de çok güzel bir kafa vuruşuyla, ki benim öğrenciler bile yani hocam öğretmenim diyorlar ne güzel bir kafa vuruşuydu öyle diyorlar. Öyle bir kafa vuruşuyla gol attı. Maç sonrasında dünya basını hem Valencia'yı hem de Fenerbahçe'nin bir paylaşımı var. Messi ile Ronaldo'nun satranç oynadığı görselin arkasına Valencia'yı koyup paylaşmasını taraftar baya baya sevmiş oldu. Maç çıkışında AS Meksiko Ekvadorlu taraftarlara röportaj yapmış. Röportajda Ekvadorlu taraftarların dilinden Valencia varmış. Ya bununla beraber taraftarlar da Valencia için tezahürat yaparken Ekvador'a başkan adayım Enner Valencia demiş. Yani Valencia için benim başka bir önerim daha var. Muhtemelen Valencia için devre arasında Napoli 18 milyon euroluk bir teklif sunar. O teklifi iyi değerlendirelim diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de ayrılık yolda sözleşmesi feshediliyor. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe de transfer gündemi karışık. Sezona maşallah iyi girdik. Yarıştığımız bütün kulvarlarda başarılı bir şekilde girip Dünya Kupası arasına kendimizi attık. Ki atmamız gerekiyordu. Yani o seviyeye geldiydik. Akşamın haberine göre Fenerbahçe'nin sezon başındaki sansasyonel transferlerinden Buruma takıma veda ediyor demiş. Bakın arkadaşlar, haberi yaparken bir gün diyorlar ki zorunlu satın alma opsiyonu var, gidemez. Ertesi gün diyorlar ki öyle bir şey yok, gidecek. Ya sözleşmesi feshedilecek ya da başka takıma gidecek diye. Şimdi ortada iki tane büyük saçmalık var. Tabii Jesus da idmanlarda sürekli kullandığı için Lemos'u, Buruma'yı kafalarda şu işaretler. Ulan adam idmanda kullanıyor yani. Gidecek olsa niye idmanda kullansın diye. Herkes birbirine soruyor. Kesin olarak bir yanıt alabilen yok. Hocam sen söyle kesin yanıtı. Ben de kesin bir yanıt vermeyeceğim. Ben de sahip değilim. En azından burada açıklamayacağım. Belki de başka yerde açıklayabilirim. Neyse, PSV'den kiralanan, yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre takımdan ayrı kalan Buruma ile devre arasında yollar ayrılıyor demiş. Jesus'un planları arasında yer almayan Buruma'nın lisansı çıkarılmamıştı. Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçla süre bulabildi. Bir asist kaydetti. Portekizli futbolcunun PSV ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bak yani Buruma olayı biraz karışık bir olay. Mesela Transfermarkt diyor ki Fenerbahçe 4 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip. Yani isterse alır. İsterse 4 milyon euroyu alır.
Ben de aynı şeyi söylüyorum. İsterse 4 milyon euroyu alır diye. Arkadaşlar diyor ki istesin istemesin kesinlikle alacak diyor. Öyle bir şey yazıyor diyor. Şimdi transfer market değeri 6 milyon euro iken, geçtiğimiz sezon hani PSV'de çok çok iyi değilken, bu kadar çok takım değiştirmişken, yani akıl kârı değil gibi. Ha şu da bir gerçek. Sporting Lisbon'dan 2013 yılı Eylül'ünde Galatasaray'a transfer oluyor. 13 milyon euroya. Değeri 2,5 iken 13 milyon euroya transfer oluyor. Sonra bir sakatlık, Gaziantep'e bedava kiralama. Sotcere tabii 1,9'a kiralayıp Galatasaray, sonra Leipzig'e 15'e satmış oluyor. Leipzig de PSV'ye 12'ye satmış oluyor. Ve değer gittikçe düşüyor. Enteresan bir oyuncu. Hani çıkış yapabilir türde bir oyuncu ama yani futbola biraz küsmüş gibi bir oyuncu. Ben başka habere geçiyorum. Fenerbahçe'nin transfer hedefi Luis Muriel için sürpriz gelişme, İtalyan devleri sıraya girdi. Bir kere bizim bir kere hedefimizde Muriel mi varmış? Önce o konuda bir anlaşalım. Yani Fenerbahçe transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği, ara transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Atalantalı golcü Luis Muriel'e dair İtalyan basında önemli bir bilgiye yer verildi. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunların olacağını bilip size geçtiğimiz günlerde tek tek duyumlarımı saydım değil mi? Muriel ile ilgili falan. Ve dedim ki şöyleyken şöyle, böyleyken böyle. Gidin bulun. Neredeyse, hangi videodayız araştırın bulun. Ya da bu videoya bir beğeni çakın. Ben de biraz sonra açıklayayım. Şimdi Muriel transferde 3 sıralarda bulunuyormuş. 3 İtalyan devi gündemini almış. Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'den bahsediyoruz arkadaşlar. 2023 yazında sözleşmesi bitecek. Her takımla anlaşabilirmiş artık. Yaz transfer döneminde itibaren yeni takımda forma giyebilir diyor. Transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anıldı Kolombiya'da Santrafor'un, ama İtalyan basında Calcio Mercato'dan flash bir iddia geldi. Bakın. Bu haberi muhtemelen bizim Türk basın mensupları yazmıştır. Bunlar da paylaşmıştır. Habere iyi bakın. Hızlı hızlı geçiyorum. A Spor editörü Mehmet Göksel Taşova'nın İtalyan basından derlediği habere göre diyor. 31 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılabilirmiş. Serie A devleri Milan, Roma ve Juventus oyuncuyu takip ediyormuş. Oyuncu şu anda sakatmış. Ocak ayında iyileşecekmiş. Bu bir. İkincisi, ayrıca oyuncuyla Fenerbahçe'nin de görüşebileceği yazılırken sarı lacivertlerin alternatifleri arasında Alfredo Morelos'un da olabileceği ifade edildi. Atalanta'nın sözleşme yenileyip yenilemeyeceği konusunda henüz bir karar vermediği haberin detayında yer almış. Kolombiyalı golcü bu sezon Atalanta'da 9 maça çıkmış, bir gol 2 asist. Hadi Fenerbahçe cahil diyelim, kafası basmıyor. Ulan Milan, Roma, Juventus, bu takımlar hiç mi demiyor 9 maçta bir gol 2 asist yapan futbolcunun bizde ne işi var diye. Ama dediğim gibi yani haberi hazırlayan arkadaş çok ciddi bir buhramda. Fenerbahçe'de ara 3 isme yarayacak diyor. Dünya Kupası arası arkadaşlar. Bu haber çok kısa bir haber. Haberi yazmış. 3 kişiye çok yarayacak. Joshua King diyor. João Pedro ve Serdar Dursun diyor. Hangi Serdar Dursun? Serdar Dursun kim? Yani bu üçü iyi bir kamp dönemi geçirerek sezona daha güçlü bir giriş yapmaya çalışacaklar. Sezonun kalan bölümüne demek istedi herhalde. Ben bunu yalanlıyorum. Bence şunlara yarayacak ara. Rossi, Lincoln Henrique, Joshua King, João Pedro, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Perez, Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Arao, biliyorsunuz çok yoğun, yorgun. Atilla Szalai, Crespo, Ferdi Kadıoğlu diye sayarım. Gerçi golbar.com'da da çok güzel bir yazı yazdığımı düşünüyorum. Bakalım o yazı ne olacak. Bu arada Muriel'i falan beklemeyin ya. Hocam işte İspanya'da şu kadar para yapmış, burada şu kadar para yapmış, istediği kadar para yapsın, beklemeyin. Şimdi Fenerbahçe'den Anthony Martial'e Kanca Jesus onay verirse kiralanacak. Ben hep derim ki
Bu kanalı sadece transfer döneminde takip ediyorsunuz. Bu çok ama çok yanlış. Sadece transfer döneminde takip etmeniz çok ama çok yanlış. Çünkü sadece transfer döneminde takip ederseniz yani çok bir şeyden haberiniz olmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu haberi sanki hatırlıyorum diyeceksiniz. Hocam sanki sen bu haberi daha önce verdiydin diyeceksiniz. Öyle bir haber. Süper Lig'de Avrupa'da lider Fenerbahçe. Dünya Kupası arası girdi. Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı Fenerbahçe. Burası ezberinizde artık. Artık ön söz dediğim zaman siz anlayın bunları gireceğimi. Hiç girmeye gerek yok. Fenerbahçe İngiltere'de formasını kaptıran Fransız yıldız için kiralama teklifi sunacakmış. Ve transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Fenerbahçe aradığı forveti Anthony Martial'de mi bulmuş? Yok, Manchester United'da bulmuş. Fransız forveti olumlu yaklaşan yöneticiler teklifi Jesus'a iletecekmiş. Jesus'un sunacağı cevaba göre de Manchester United ikna edecekmiş ya da dövecekmişiz Manchester United'de. Büyük beklentilerle geldi adaya ama bekleneni veremedik. Kariyerinde yeni bir çıkış arıyor. Ayrılığa da sıcak bakıyor demiş. Lyon'da yetişen 26 yaşındaki forvet 2013'te transfer olduğu Monaco'da çıkış yakaladı ve 2 yıl sonra 60 milyon euroya Manchester United'a imza attı. Martial geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirdi. Bu yıl Manchester United'a geri döndü. İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Deschamps kesik attı. Fransa milli takımında 30 kez forma giyen Martial Dünya Kupası'na ise gidemedi. Deschamps 26 yaşındaki oyuncuyu kadroya almadı. Benzema'ya böyle olacağını bilseydi alırdı bence. Oyuncu hücumda bir joker. Forvet'te forvet arkasında kanatlarda oynayabiliyor. Bu sezon bir sakatlığı var ve yakın zamanda atlatmasına rağmen 7 maçta 292 dakika süre almış. Ama yine de 4 gol, 2 asist yapmış. Şimdi birincisi arkadaşlar dünyada bir herhangi bir takımda futbolcusunuz. Enner Valencia'ya bir baktınız. Ulan kütür kütür futbolcu gol atmaya başlamış. Dünya Kupası'na baktınız. Hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe. Fenerbahçe teknik direktörü kim? Emin olun. Bak emin olun. Birçok kişi Fenerbahçe teknik direktörünün kim olduğunu ezbere biliyordur. Birçok kişi. Şimdi Martial de bunu bilenlerden biridir. Lan beni eski günlerime kavuşturabilir, futboldan keyif aldırabilir falan diyordur. Eğer bu iddia gerçekse. Ancak şunu söyleyeyim. Adamlar 2015'te 60 milyon euroya almış. Hiç önemi yok. 2022 Ocak'ta kiralamışlar. Sevilla'ya kiralıyorlar. Sonra oyuncu geri dönüyor. Bu sezon 7 maç 292-293 dakika. Yani 90, 180, 270, 3,5 maç gibi düşünün. 4 gol 2 asist. Hocam nerede 64 gol 2 asist? Premier Lig'de 2 gol 2 asist. Avrupa Ligi'nde 1 gol. FA Cup'ta 1 gol. Yani istatistik çok güzel. Ama ben şuna bakarım. Manchester United takımının yani takıma bakarım. Piyasa değeri 15 milyon euro yazına falan çok aldanmayın. Takıma bakın. Forvet'te kim var? Ronaldo var. Greenwood var. Martial var. Bakıyorsun bu adamlar kimi forvet oynatmış diyorsun. Değil mi? Bu adamlar bu zamana kadar kimi oynatmış diyorsun. Ve ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu adamlar çok ciddi yatırımlar yaptılar. Yani çok ciddi transfer yatırımları yaptılar. Hani milyon euroları döke saça futbolcu aldılar. Ve bir yapılanma içerisindeler. Bu yapılanmadan dolayı da başlarına ne geleceği çok belli olmaz. Bu takımın. Yani başlarına ne geleceği çok belli olmaz. Yani Rashford mesela forvet oynatabilir. Ne bileyim başka bir şey yapabilir. Bu bize alakadar eden bir durum değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Yani Martial'in Fenerbahçe'ye gelme ihtimali Ronaldo'nun gelme ihtimalinden daha düşük. Cristiano Ronaldo'nun gelme ihtimalinden daha düşük Martial'in gelme ihtimali. Sebebi de şu. Ya bu adamların bir PR'ı var. Bu adamların bir etiketi var. Yani altın çamura düştüğü zaman altınlığını kaybediyor mu? Etmiyor. Takımları şu anda kötü gidişat içerisinde ve futbolcular da bunun farkındalar, bilincindeler. Ama
Sanki ben bu haberin başlığından şey gibi anladım. Fenerbahçe'ye önerildi de. Yani Fenerbahçe'ye önerildi de Fenerbahçe düşünüp karar verecek. Ya etmeyin eylemeyin. Tamam Jesus büyük hoca. Fenerbahçe büyük takım ama. Yani karşıdaki futbolcuları da bu kadar bedava görmeyin. Yani bu kadar bedava görmeyin arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben Martial'i beklemeyin diyorum. Valencia için bakalım Valencia bu performansını sürdürürse, bu arada sakatlığında herhangi bir şey yok. Teknik direktörü de onayladı. Bu performansını sürdürürse başımızı ağrıtır. Muriel ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Buruma Lemos devre arasında inşallah gidebilirler. Siz Buruma'nın sözleşmesi şöyle böyle diyorlar ama çok bakmayın. Yakın zamanda haberlerin yönü şekli değişebilir. Joshua King, Pedro, Serdar Dursun, diğer futbolcularımız hazırlıklarını sürdürecekler. 4-5 gün sonra başlıyorlar. Benim bu kısmını da aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.